katlı ve 3 avlulu büyük yeni hanın sandalyeciler sokağı başındaki köşesinde taştan işlenmiş güzel bir kış evi olduğunu ya da ülkemizdeki ilk bankacılık faaliyetlerinden birinin gerçekleştiği yer olduğunu biliyor muydun? Memurlara borç veren bir kuruluş olan İstanbul Emniyet Sandığı burada faaliyet göstermiş. Ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki işgal yıllarında bir müddet işgal kuvvetlerinin karargahı olarak da kullanılmış. Sultanhamam'dan Mercan'a çıkan Çakmakçılar Yokuşu'nda beliriveren Sultan 3. Mustafa Han Camii ve Saka Çeşmesi. Solda da Büyük Yeni Han. Eminönü Çakmakçılar Yokuşu'nda bulunan Büyük Yeni Han'dayız. Bu yokuş hanların en yoğun olduğu yerlerdendir. O döneme kadar kullanılmamış bir tarzda 3 katlı ve 3 avluya sahip. Büyük Valide Han'dan sonra en büyük han. Han 1764 yılında Sultan 3. Mustafa tarafından Laleli'deki külliyesinin vakfına gelir getirsin diye inşa edilmiş. Hanın abidevi kapısı son derece özel. Ceviz ağacı üzerine dövme demir ile kaplanarak imal edilen bu çift kanatlı kapının ağırlığı 20 ton civarında. Hanın bir diğer özelliği ise Sandalyeciler Sokağı'nın köşesinde en yukarıya yerleştirilmiş olan kuş evidir. Üzerindeki kitabede çifte maşallah var. Sene fi 1177 yazar. Büyük Yeni Han'ın diğer bir önemi de ülkemizdeki ilk bankacılık faaliyetlerinden birinin bu handa gerçekleşmesi. 1868'de emniyet sandığının burada faaliyet göstermesi. Daha sonra bölgedeki sarraflar da bu hana taşınırlar. Komisyoncular, avukatlar faaliyet göstermiş. Şu anda yazmacılar, havlucular, üst katlarda gümüşçüler var. Han'ın hareketli bir cephesi var. 18. yüzyılda yapılar Avrupa'daki barok tarzından etkilenmiş ve Osmanlı baroğu burada uygulanmış. Tuğla taş almaşık duvar örgüsü, daha fazla ışık sağlasın diye çıkmalar ve pencereler yapılmış. İçerisindeki avlular birbirine kemerli ve beşik tonozlu geçitlerle bağlanmış. Anadolu'daki en çok hanlar, insanların gezileri sırasında çoğunlukla atlarıyla kaldıkları kervansaraylardır. Ancak şehirlerdeki hanlar daha çok üretim ve ticaret amaçlıydı. Büyük Yeni Han birçok filme ev sahipliği yapmış. Ezel burada çekilmiş. Ramiz Dayı'nın mekanı yukarıda. Büyük Yeni Han mutlaka görülesi yerlerden. Çayını kahveni yudumlarken öğlen güneşinin altın sarısı kemerlere yansımasıyla ortaya muhteşem bir görüntü çıkıveriyor.